Muhterem valideciğim, İstanbul'dan ayrıldığımdan beri sizlere birkaç telgraftan başka bir şey yazmadım. Büyük merak içinde kaldığınızı tahmin ediyorum. Halbuki şimdi vereceğim izahatle emin olunuz ki endişeye değer hiçbir şey yoktur. Malumunuzdur ki daha İstanbul'da ecnebi kuvvetlerin devleti, milleti fevkalade sıkıştırmakta ve millete hizmet edebilecek ne kadar adamımız varsa hepsini hapis ve alıkoyma, eziyet etme konusunda pek ileri gidiyorlardı. Fakat Samsun'a ayak basar basmaz İngilizler benden şüphelendiler. Israrla beni İstanbul'a geri çekmelerini talep ettiler. Hükümet beni kandırarak İstanbul'a çekip İngilizlere teslim etmek istedi. Bunun derhal farkına vardım. Tabii ki kendi ayağımla gidip esir olmak doğru değildi. Padişahımıza yazıp gelemeyeceğimi arz ettim. Zat-ı Şahane evvela buna muvaffak etti. Fakat daha sonra İngilizlerin baskısı arttı. Sonunda o da İstanbul'a dönmemi istedi. Bu süreçte artık resmi makamımda kalmaya imkan görmediğim gibi askerliğimi muhafaza ettikçe İngilizlerin ve hükümetin hakkındaki ısrarına karşı gelinemeyecekti. Bir yandan bütün Anadolu halkı hakkında büyük muhabbet ve itimat gösterdiler. Seni bırakmayız dediler. En doğrusu vatan ve milletimizi kurtarabilmek için askerliği bırakıp serbest olarak milletin başına geçmek ve milleti tek vücut bir hale getirmekle ortaya çıkacak güç ve hareketi iyi şekilde kullanmaktan başka çare yoktu. Nitekim ben de öyle yaptım. Pek yakında neticesini bütün cihan görecektir. Ben bu suretle hareket edince İngilizler derhal yalvarmaya başladı ve beni kazanmaya çalıştı. Bütün kabahati bizim hükümete attılar. Hakikaten hükümet de benimle uğraşmak istedi. Fakat güçleri buna yetmedi. Yetemezdi. Bir süre Anadolu içinde bu surette çalışırsam her şey hallolacaktır. Yakında Meclis-i Mebusan toplanacak ve meşru bir hükümet iktidara geçecektir. Büyük ihtimalle ben de o zaman İstanbul'a geleceğim. Sağlık ve afiyetimi katiyen hiç merak ve endişe etmeyiniz. Tekrar ediyorum, her işittiğinize önem vermeyiniz. Pekala bilirsiniz ki ben yaptığımı bilirim. Netice görmeseydim başlamazdım. Saygıyla ellerinizden hemşiremin gözlerinden öperim.